Çok ciddi sıkıntılar içindeyiz. Biz ve personelimiz çok ciddi sıkıntılar içinde. Personelimize biliyorsunuz bazılarına hiçbir destek yapılmadı. Bazılarına ücretsizin desteği altında çok hiçbir şeye yetmeyecek faydasız bir para verildi. Bazılarına KÇ adı altında yani ölmesinler anlamında bir para verildi. Evet. Ve bu personeller hala bizim ailemizin bir parçası. Hala onlara karşı bir sorumluyuz. Hala onları biz ayakta tutmaya çalışıyoruz ama bizim de artık bir yıllık süreçte sürekli kapalı kalmaktan dolayı dayanacak gücümüz kalmadı. Böyle olduğu için yani aslında en ciddi problem bir personel ayağında, iki bizim halen devam eden ve hiçbir şekilde destek olunmayan giderlerimiz ayağında. Biz talebimiz şuydu, personele sigortası yapılan personele kayıtsız şartsız bu KÇE desteği verilsindi. Ama en azından asgari ücret seviyesinde bir KÇE desteği verilsindi. Ama birçok personel KÇE desteği bile alamadı. Onları belli bir şarta bağladılar. Onu alamayanlar çok cüzi bir para aldı. Hayatta kalmalarına imkan yok. Yani en azından bunu bir şarta bağlamayıp KÇE desteği vermiş olsalardı personel de biraz rahatlamış olacaktı. Bizim üzerimizdeki yükü de bir miktar azaltmış olacaktı. Olmadı. Bir günde kapandı bütün sektör. Yaklaşık 3 milyon kişi işsiz kaldı. 500 bin işletme işsiz kaldı. Bu direkt etkilenenler, bir de dolaylı yoldan etkilenenler baktığımızda 5-6 milyon insanı etkiledi. Ne oldu? Kapanır kapanmaz bütün gelirimiz kesildi. Fakat SSK ödemelerimiz, vergi ödemelerimiz, çek ödemelerimiz, açık hesap ödemelerimiz, kira ödemelerimiz, aklınıza gelebilecek her türlü ödemelerimiz, tabii ki kredi ödemelerimiz durmadı. Benim mekanım Mis Sokak'ta. Mis Sokak'ta malum en sevilen yerlerden biridir. Gezi direnişinden bu yana pek çok etkinlik, pek çok hareket Mis Sokak'ta aslında örgütlenir ve buradan çıkar. En son mesela 40 senelik bir kafe kapandı Mis Sokak'ta. Şimdi Carrefour oluyor. Yani bu aslında dönüşümün en görünür tarafı. Yani ben şunu söylemeyi tabii ki zaten hani biliyorum, bir sürü konser mekanı, bir sürü eğlence merkezi bu zamana kadar çoktan yok oldu, çoktan yok edildi. Zaten ÖTV'ydi, denetimlerdi, gereksiz huzursuzluklar çıkartılarak üzerimizdeki kambur oldukça yük. Bir sürü arkadaşımız işsiz, intihar haberleri geliyor. Ve bahsettiğimiz kişiler gerçekten çok iyi müzisyenler ve hayatlarını, ailelerini bununla sürdüren insanlar. Dediğim gibi tonmeisterler, yani benim mekanımda hafta sonu 15 tane çalışanım var, artı müzisyenler var. Bunları artık nasıl hayatta, yani 11 aydır kapalıyız. Dükkanı tekrar açmak gerektiği zaman 11 aydan sonra bir ciddi bir ben ne zaman uğrasam dükkana, yani ciddi bir tadilat gerekiyor. Burada paket servisiyle sadece iflasımızı geciktiriyoruz gibi hissediyorum ben. Kiramızı her ay düzenli ödemekle yükümlüyüz. Ticari araçlarımızın taşıt giderleri ve vergilerini her ay ödüyoruz. İletişim giderlerimiz var sabit, internet, telefon gibi. Taahhütlü de bunlar, iptal dahi edemiyoruz biliyorsunuz. İzmir depreminde de bazı işletmeci arkadaşlarımız bu internet bağlantı taahhütlerini iptal ettirmeye çalıştıklarında modemi getirin dediklerine şahit olduk. Yıkılmış bir işletmeden, belki de ailesini kaybetmiş işletme sahiplerinden böyle bir talep de geldiğine şahit olduk. Vergi ödemelerimize devam ediyoruz. Sabit faturalarımız, bazı taahhütlerimiz devam ediyor, ödüyoruz. Muhasebe giderlerimizi ödüyoruz. Personel ve yönetici maaşlarımızı devam ediyoruz ödemeye. SGK Bağkur giderlerimiz hala var. Ofis giderlerimiz var. Hukuk danışmanlığı giderlerimiz var. Avukatlarımız olduğu için tabii ki. Ve ticari araç kredileriyle makine leasing ödemelerimizi aksatmadan ödemekle yükümlüyüz. Özellikle leasingle aldığımız makine olur, başka ekipman olur. Bunları kullanmadığımız halde veya az kullandığımız halde ödüyoruz efendim. Bu hafta sonu ben Sarıkamış'a gittim. Öbür hafta da Erzurum'a gitmiştim Palandöken'de. Bugün de Ağrı'da da bir kayak merkezi var. Buradaki kafeler dolup taşıyor. Ne bir HES kodu soran var ne bir şey diyen var. Yani nereye gidiyorsam her taraf dolup taşıyor. Caddeler dolup taşıyor. Nedense kafeye gelecek 3-5 kişinin hesabı yapılıyor. Bende 2 tane işletme var Ağrı'da. Birinde 25 kişi çalışıyordu, birinde 10 kişi çalışıyordu.
Bunların birçoğu zaten günlük yevmiye ile çalışan insanlardı. Evet. Bunlar şu anda umutsuzca bekliyorlar. Biz de bir çözüm bulamıyoruz. Yani bu işin çok acilen çözülmesi lazım. Olur da yine açılma durumu olsa bile, ben şimdi İstanbul'la da görüşüyorum, arkadaşlarım var. Bozum'da da var. İzmir'de de kafes sahipleri arkadaşlarım var. He, yani bu sektörün %20'si zaten gitti, iflas etti şu anda. Bütün işletmeler biliyorsunuz ki zaten Belediye ve Turizm Bakanlığı ruhsatlı. Yani hepsi zaten hijyen. A'dan Z'ye Turizm Bakanlıkları bizim işletmelerimizi zaten kontrol ediyorlar. Yerel belediyelerimiz, zabıtalarımız, bununla beraber İl Sağlık Müdürlüklerimiz, bununla beraber Tarım ve Orman Bakanlığı, hepsi bütün işletmelerimizi zaten zaman içinde kontrol ediyorlar. İşletmelere gelindiğinde dezenfektasyon, ısı ölçer, personelimizin her gün ısı ölçerleri yapılıyordu. Metrekareleri ayarladık, kişi oturumlarını ayarladık. Fakat hep biz ilk önce etkilenen sektör olduk. Bu HES kodu her yerde geçerli. AVM'ler ağzına kadar dolu. Otobüsler, uçaklar içi ağzına kadar dolu. Yol kenarları ağzına kadar dolu. Merkezler dolu. Hastanelerin kantinleri açık. En sıkıntılı yerler. Fakat bizim sektör neden bu kadar unutuldu ve göz ardı edildi? Hiç içinden çıkamıyorum. Habere diye bir platform kurduk. Kafe, bar, restoran çalışanları platformu olarak. Yaklaşık 10 gün önce sosyal medyadan civarımızdaki şeyleri örgütleyerek işletmeleri artık biz açsalar bile kepenk açacak durumda değiliz diye sesimizi duysunlar istedik. Eksik olmasınlar yerel yönetimlerle ilgili, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi bize kapılarını açtı. Kent konseyi olarak, belediye başkanı olarak, genel sekreterler olarak bu konuda dertlerimizi dinlediler. Platform olarak ya açın ya da destek verin sloganıyla çıktık. Düşünün ki şu sağlık koşullarında açlıktan ölmemek için hasta olmayı göz önüne almaya çalışıyoruz. İşletmemize bir sürü insan gelecek ama bunu bir şekilde daha aza indiririz, çok daha dikkat ederiz diye etmeyen işletmeleri de denetlemek açısından kurduk bu platformu. Çok yoğun şekilde şu anda gençlerimiz bu ülkenin dışına çıkmanın umutsuzluğun eşiğindeler ve biz de normalde bir beyaz yakalı olarak Ankara'da bir nitelikli kahveci işletmeye çalışıyoruz. Yani bir beyaz yakalı olarak bu işe giriştik ama içine girdikten sonra inanılmaz zorluklar. Normal zamanda da devam ederken, hele ki bu pandeminin verdiği ağırlıkla birlikte omuzlardaki yük 4-5-6 katına çıkmış oldu. Ne yazık ki yükler azalmadığı gibi bir de üstüne üstlük kendi sorunlarımızı devlete anlatamamak gibi bir eşikteyiz. Bu sorunların beraberinde açıklanan bazı destekler var. Bu destekler de ne yazık ki çözümlere doğru yürümeyi bırakın. Bizimle herhangi bir konuşma yapılmadan, bizim fikirlerimiz alınmadan bir yol izleniyor. Bunlardan en temellisi ve en yakın zamanda açıklanan ciro temelli destek. Ahmet Saymadin'in İstanbul'dan söylediği gibi kayıt dışı bir çalışma söz konusu olduğu gibi bu sektörde herkes bilir ki ekonominin ciddi bir kısmı kayıt dışı olmak durumunda kalıyor ne yazık ki. Devletin girişimcilere verdiği bu ağır yük yüzünden. Ve şu anda da çok bence mizahi değeri olan bir değer açıklandı. Deniliyor ki ciro kaybınızın %3'ü kadar sadece size destek vereceğiz. Birincisi cironuzu kanıtlamak zorundasınız. İkincisi cironuzun %3 kaybı o yılın neredeyse 3 gününe, 5 gününe tekabül eden bir değere söz konusu geliyor. Diğer taraftan yeni açılan dükkanlar ya da bazı ticari faaliyetler yüzünden, sorunlar yüzünden şirketini kapatıp yeni şirkette devam etmeye çalışan şirketlerin tamamı bütün desteklerden uzak ve kesinlikle desteklere başvuramıyorlar. Yani 2020 yılında açılmış olursanız eğer kesinlikle hiçbir şekilde siz bir başvuruya
gidip de diyemiyorsunuz ki benim böyle bir işletmem var, yeni başladım. 2020 yılının Mart ayında başladım, Nisan ayında başladım dediğinizde siz kesinlikle bunu aktaramıyorsunuz ve bir desteğe başvuramıyorsunuz. Böyle de bir çok ciddi problemle karşı karşıyayız ve az önce buradan Faruk Bey Osmaniye'den siz gelmeden önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada konuştuğumuzda aramızda 2020 yılında hemen başlar başlamaz 20 Mart'ta kapatmak zorunda kalıyor ve arkasından hiç açamıyor. Mesela bu arkadaşımız Osmaniye'den hiçbir şekilde bir başvuru yapmak durumunda değil. Başvuru yapsa bile destekle hiçbir zaman arkasında devletin gücünü hissedemeyecek. Böyle de bir durum söz konusu. Size şu sözü veriyorum. Önümüzdeki salı günü bu konuyu baştan sona inceleyip masaya yatırmak istiyorum. Yatıracağım masaya. İktidarı sıkıştırıyoruz destek versin diye, fakat verdiği destek ya komik rakamlar aslında. Gerçekten siz az önce ciro örneğini verdiniz ama yani 3 ay süreyle sadece 1000 lira vereceğim diyor. 3 ay süreyle 1000 lirayla siz doğalgaz mı, elektrik mi, diğer masraflar mı? Yani bir sürü harcamalarınız var, artı sizin geçiminiz mi, nasıl olacak? Bütün bunların hepsi çok ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Süreçte en büyük zararı gören esnaflar, hizmet sektörü dediğimiz sektör çok sıkıntılı. Küçük esnaf, sizler gibi küçük esnaf en büyük sıkıntıyı yaşayan kesim. Ortak sorun iş yerlerinizin kapalı kalması, çalışanlarınızın mağdur olması. Çünkü hizmet sektörünün temel özelliği şu, gerçekten emek yoğun bir sektör. Yani garsonundan tutun da işte mutfağında çalışan, bulaşıkçısından, aşçısından tutun, pek çok alanda çalışan var. Dolayısıyla emek yoğun bir sektör ve bu emek yoğun sektör doğrudan doğruya vatandaşa hizmet olarak yansıyor. Yani şunu yapsa hükümet, bugün onu da söyledim gazeteci arkadaşlarla konuşurken. Yani yol uçamadığınız havaalanları var, geçmediğiniz yollar var. Bunlara 30 milyar lira para ödüyorlar. Ya bunları çağırın, bunlar 5 kişi zaten. Çağırsın hükümet, desin ki arkadaş ya esnaf, ya yüz binlerce, milyonlarca esnaf var. 30 milyarı size ödemeyeyim, siz bir yıl bekleyin. Ben bunu bir esnafa ödeyeyim, esnaf birinde rahat nefes alsın. Milyonlar rahat nefes alsın. Ondan sonra bir yıl sonra vallahi ben size bu parayı ödeyeceğim deyin. Zaten dolara bağlı. Dolar yükseldikçe zaten para alıyorsunuz siz. Bir kaybınız da olmayacak sizin. En çok mağdur olanlar sizlersiniz. Otel sahipleri var. Özellikle küçük otellerde çok bir ciddi sorun var. Personel var. Orada da lokantalar kapalı. Orada da sıkıntılar var. Mesela dün gezdiğim bir esnaf şunu söyledi Bolu'da. Tül perde satıyor. Dedi ki tül perde almak için yani karı koca beraber gelirler. Ev almışlar ya da işte tül alacaklar, perde alacaklar, diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Biz cumartesi, pazar günü kapalıyoruz, kapalı oluyoruz. Diğer günler zaten kimse gelmiyor. Dolayısıyla müşterisiz kaldık diye. En büyük tehlike de şu, onu da ifade edeyim. Yani süreç böyle yasaklarla çok uzadı takdirde. İnsanların ayağı eskiden alışıyordu, geliyordu kafeye, kahveye oturuyordu, kahve içiyordu, çay içiyordu, oyun oynuyordu, lokantada yemek yiyordu, sokaktan simit alıyordu. Bu alışkanlıklar da gittiği takdirde bir sektör çok büyük bir kriz yaşayacak. Sizin sorunlarınızı birebir dert edindik. Bunu her yerde, her ortamda bir şekilde dile getiriyoruz. Televizyonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, radyolarda, sokakta, caddede bir şekilde dile getiriyoruz bu sorunun aşılması için. Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. İki şey var burada. Bir, koruyucu. Esnaf ve sanatkar korunacak. Yani esnaf ve sanatkar ekonominin dışına itilmeyecek, koruyacak. İki, destekleyici tedbirler alır. Hem koruyacak artı destekleyecek. Nasıl destekleyecek? Para verecek yani. Destekleme başka nasıl olur? İyi imkanlar sağlayacak. Şimdi en zor durumda anayasanın 173. maddesini çalıştırmayan bir iktidara ne diyeceğiz? Hem desteklemiyor hem de korumuyor. Biz bu konuda elimizden geleni yapacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizlerle beraber olduğum için, sizleri dinlediğim için aslında hem mutluyum hem de emin olun dinlerken içim biraz cız ediyor. Keşke bu tabloyu keşke iktidar sahipleri yapsaydı. Ben defalarca çağrı yaptım. Dedim ki siz kararlar alıyorsunuz ama bu kararların gerçek hayatta geçerliliği çok fazla değil.
siz aldığınız kararlar ne kadar amacına ulaşıyor, ulaşmıyor. Bu sektörün en azından çalışanlarını doğrudan doğruya 5 tane esnafı çağırın, bir lokantacı, bir kahveci, efendim bir berber. Çağırın bir bunları dinleyin bakalım. Bunların sorunları ne? Sizin verdiğiniz destek bunların sorunlarını çözüyor mu, çözmüyor mu? Ya oturun bir konuşun. Yani sizlerle konuşmadan masa başı karar alıyorlar. Sonra çıkıyorlar televizyonlara, biz sorunu çözdük vesaire diyorlar. Oysa ortada çözülen herhangi bir sorun yok. Ama sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Hep beraber düzelteceğiz. Evet.